Evet değerli izleyiciler, tekrardan beraberiz. Defact Agro sponsorluğunda İzmir Tarım Fuarımız hız kesmeden devam ediyor efendim. Şimdi yanımızda Spil Agro firma yetkilimiz Serkan Karakılıç bizlerle birlikte. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler efendim sizleri görünce daha iyi olduk. Bizler de öyle. Bizler de öyle. Şimdi ilk olarak sizleri bir tanıyalım diyeceğim ama artık sizleri tanıyoruz efendim. Evet. O yüzden direkt Spil Agro'yu tanıyalım. Tabii Spil Agro'nun üreticimize faydalarından bahsedelim efendim. Üreticimizin hangi derdine derman oluyoruz? Yani her derde devayız. Öyle söyleyelim. Biz bugün mesela işte Defact Agro'nun standındayız. Onların Türkiye distribütörlüğünü aldık. Yani bu konuda üreticilerimize teknolojik olarak en iyi, en faydalı verimi vereceğiz. Daha sonrasında Spil Agro olarak gübre sektöründe de yine yeniliklere, inovasyonlara açık bir şekilde bayilerimize en iyi hizmeti vermenin peşindeyiz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bir yandan şu an üst gübresi dönemi, arpa buğday dönemi için. Onlarda bayilerimiz bizlerden UBA firmasının üre as gübresini bizlerden temin etmekte. Onları atıyorlar. Yani bu şekilde sezon teknolojik olarak sahada her hem türlü... Hem besliyoruz, hem koruyoruz, hem de teknolojiyle üreticimizin yanında oluyoruz. Devam ediyor. Şey ya. Her türlü devam ediyor. Yani biz amacımıza veya sloganımıza uygun olmaya çalışıyoruz. Zirveye ulaşmanın zirveye yolu Spilagro'dan geçer. Evet. Bu şekilde amacımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet değerli izleyiciler, siz de zirveye ulaşmak istiyorsanız yolunuz Spilagro'dan geçmesi gerekiyor. Lazım. Evet. Biz mesela biraz önce Afyon Emirdağ'da bizim gübre satışı yaptığımız bayimizle beraberdik. Sağ olsun bizi burada ziyaret etti. Onunla oturduk. Onun kendi arazilerini mesela Defact Agro'nun yazılımından açtık. Oradan kendi arazisine baktık. Yani orada biz mesleğimizi daha detaylı görüyoruz. Onunla beraber araziyi açtığımızda, baktığımızda işte bitki sağlığı, azot durumu, nem durumuna baktığımızda gerçekten hani bizim şu an gözümüzde biz azot ihtiyacının olmadığını biliyoruz. Ama program öyle söylemiyor. Program diyor ki artık bu araziye azotunu uygula. Biz suluyoruz fakat... Eksik yani mi azot, suladık, fazla mı suladık? Tabii ki bilmiyoruz. Şu an azot dönemi dediğimiz gibi. Ha, kimi üretici işte ekiliş tarihine göre önce uyguluyor, kimisi sonra uyguluyor. O program ekiliş tarihine göre değişiyor. Orada da yani bayimizin kendi arazisinde, biz daha önceden konuştuk, uygulama için zaman var gibi gözlemliyordu. Yani bu gözlem neticesinde çıktı. Ama programdan baktığımızda artık azot döneminin geldiğini gördük. Bu da büyük bir başarı. Neden? Şimdi bizler sabah kahvaltı yapmasak, kahvaltımızı yemeden işe başlasak enerjimiz hızlı bir şekilde bitecek değil mi? Tabii. Verimli bir çalışma da gerçekleştiremeyeceğiz. Şimdi bitkide de toprak altı gübresi atıldı, ekiliş gerçekleşti, işte çimlenme oldu. Arpa buğday için söylüyorum. Üst gübresi dönemi gelmiş. Biz bunun besinini şu an vermesek, kafamızdaki tarihe göre versek bitki ne yapacak? Verimden düşecek. Verimden düştüğünde bu bizim ülke ekonomimizdeki mevcut araziden çıkaracağımız tonajımızı azaltacak. Tabii. Hem milli hasılaya zarar verecek, hem üreticinin kesesine zarar verecek. Ve tarımda şöyle bir şey var Serkan Bey, lafınızı unutmayın. Yani üretim sezonluk yapılıyor. Evet. Orada yaptığımız bir hata aslında sezonu etkiliyor. Tabii ki, tabii ki. O bize sonrasında bir sonraki yılı da olumsuz etkiliyor. Neden? Kazancımız az olduğunda biz bu defa maliyetten kısmaya çalışıyoruz. Maliyetten kısmak demek aslında bir sonraki yılda da yine verimimize bıçak vurmak demek. Bu yüzden dolayı yani biz iki günden beri Defact Agro'nun programını kendi telefonlarımıza da kurduk. Oradan işte gelen misafirlerimizle bakıyoruz. Gerçekten çok faydalı bir program. Maliyeti uygun, kendisi faydalı. Yani bu yönden baktığımızda her üreticinin telefonunda kurulması gereken, kullanılması gereken bir tarım teknoloji programı. Kesinlikle. Bayilerimizin de bu açıdan bakışı olumlu. Yani şu an biz burada 25 tane bayilik vermiş bulunmaktayız. Bayilerimiz de bundan gayet olumlu. Yani hatta kimileri diyor ki şu an verdiklerimiz, ben diyor eve kapandım, bilgisayarımı açtım, şu an bakıyorum. Tarlaya evet. Gitmiş gibi zaten. Hatta tabii ki. Bizim göremediğimiz şeyleri zaten direkt cebimizde görüyor, görebiliyoruz. Görüyor ve 3 yıl öncesini görmesi de büyük bir başarı. 3 yıl öncesi yani bize önümüzdeki yıllar için çok şey katıyor. Bu yüzden dolayı yani dediğimiz gibi kesinlikle bu programın yüklenilmesi gerekiyor. Evet. O zaman şöyle kısaca bir fuar değerlendirmesiyle söyleşimizi bitirelim. Evet. Nasıl geçiyor fuarımız?
Yani fuar güzel, işte geniş güne yayılması bence dezavantaj. İşte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cumartesiye kadar devam ediyor. Çok ciddi bir mesai günü. Bu yüzden dolayı aslında 4 gün olsa daha iyi olurdu. Yani standlarda bir boşluk varmış gibi, aslında boşluk yok, kalabalık var. Ama 5 güne yayıldığı için herkesin geliş günleri, yani oturma zamanları farklı. Evet. Bu yüzden dolayı 4 gün olduğunda bence daha verimli oluyordu. Tabii bu açıdan baktığımızda İzmir Tarım Fuarı, biz şimdi Organixa'dan da çalıştığımız için eskilerden. Yani bu fuar alanına geçtiğinde boş standlar vardı. Ama şu an bakıyoruz, boş standlar çok yok. Neden çok yok? Artık daha fuar alanına oturmuş durumda. Ve yurt dışından katılımcıların da geldiğini görüyoruz. Kesinlikle. İşte Fas'tan, Tunus'tan, İran'dan, hem firmalar, Mısır'dan, hem katılımcılar, tabii ziyaretçiler tabii ki, şu anda mevcut yurt dışından. Var. Yani Antalya Fuarı'na eşdeğer olmasa da ona yakın bir fuar hacmi var. Bu da bizim için, bölgemiz için güzel bir şey. Evet, her sene gerçekten katlanarak büyüyen bir fuar. Çok teşekkür ediyorum Serkan Biz Bey. Teşekkür ederiz.